Önce ben söyleyeyim, sonra sen, sonra sen söyle. Tamam, bir. Aa dede ne var? Dur, baştan söyle. Bir önüm ha. Aa dede ne var? Aa dede aşkar. Bizim bir hep beraber anne dış ve dede diyoruz. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Dilan'ın da söylediği gibi bugün anne kız videosu çekiyoruz biz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel söz videosu çekiyoruz ve sohbet videosu. Evet. Merhaba Adet Ahtar Emi. Ne yapıyorsun? Bugün böyle bir video hazırlamak istedim. Çünkü hiç kızlarımla bir sohbet videosu yoktu. Sizler de onları çok sevdiniz. Onlar da sizleri çok seviyorlar. Biraz böyle onlarla nasıl diyalog kuruyorum. Hem onları görmüş olursunuz. Nasıl iletişimimiz var. Bir de sizin karşınızda onlara daha önce hiç sormadığım sorular soracağım. Yani çocuktan al haberi olacak. Yavaş. Damlaya damlaya göl olur ne demek bilen var mı? Damlaya damlaya göl olur ne demekti, ben unuttum. Böyle. Bir tane param var. Kazıyor yani. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çok param oluyor. Aynen öyle. Sonra saklı zamanı geri zamana. Bak şimdi. Oyuncakları saklıyoruz, geliyor, oynuyoruz. Zamanı geldi. Şimdi oyun oynamayacağız. Ben size birkaç tane soru soracağım. Siz de o sorulara teyzelerin karşısında cevap vereceksiniz. Onlar sizi çok seviyor. Bir değil, bede bir değil, bede daha üstünde daha değil bede. Kar. Lila, önce sana soruyorum, tamam mı? Ben en çok... Dandan doyma. Tamam. Sen de bana bir soru sorabilirsin. Ben en çok ne zaman kızıyorum? Bir şey bahsetmem. Ne yaramazlığı yapınca mesela? Oyuncaklar dedim. Oyuncak kavgası yapınca. Peki kızınca ne oluyor? Kızınca ne diyorum size? Ne diyorum? Dur. Çok kızmadığım için çocuk nasıl kızdığımı biliyor. Ay dur ben söyleyeyim. İpek sen cevap ver. Ben en çok neye kızıyorum? Niye ya? Lila beni cimcikleyince. Başka? Kavga edince biz. Peki kızınca ne diyorum size? Ne oluyor? Ne yapıyoruz bu evde? Ben odaya. Ceza. Ceza mı? Aha, bir üçe kadar sayıyorsun. Bir, iki, üç diyorsun. Ceza geliyor diyorsun. Üçte bırakmazsak ceza veriyorsun. Evet. Ama şimdi cezalar mesela bizim cezalarımız ne oluyor? Hangi cezaları? Çikolata yememe, parka gitmeme. Ben anneme duyduruyorum. Öbür cezamı efendim sor. Lila bana soru soracakmış. Bildiğim bede daha üstünde daha. Şimdi İpek'e bir soru daha sorayım. Çizgi film izlemeleriniz nasıl? Hani neye göre çizgi film izliyorsunuz? Hani, süreleriniz nasıl oluyor? Ben nasıl size... İlk önce şey ne izlediğimi anlatayım mı? Neleri izliyorsun? Kimleri izliyorsun? Ben Charles etkinlik videoları izliyorum. Çizgi film vaktinde. Çok artık çizgi film sevmediğim için bazen çizgi film okuyorum. Hep çizgi film bakmıyorum. Kağıt etkinlik yapmak için. Lila, sen çizgi film izliyor musun? İstiyorum. İzliyor musun? Ama Nina. Ha, Prenses Nina'yı seviyorlar. Bir de Nastya. Nastya, başka? Rukiye. Rukiye, Lina'nın annesi. Ve kimi? Diana. Diana'yı. Bir oturma düzeni değişikliği yaptık. Böyle daha iyi oldu. Yoksa Lila'ya sahip çıkamıyorum. Lila yaramaz bir kız değil. Ama böyle hareketli, hızlı. Daha böyle afacanlık peşinde. Beni üzmüyor. Güldürüyor bol bol. Ama bazen ablasını cimcikleyebiliyor. Okulda öğretmenine sordum. Hiç kimseye karşı öyle bir şey yapmıyormuş ama kızdığı zaman ablasının canını acıtana kadar uğraşıyor. Bir kez derim kopardı. Yani diyor soyuldu. Yani öyle bir sıkmış ki böyle bir tırnak izi falan oldu. Ama ablası da kıyıp onu hayatta bir kere vuramıyor. Ama Lila da ablasına yapmayacak öyle şeyler bir daha. Bize söz veriyor genelde. Değil mi tatlım? Ablalar cimciklenmez. Kimse cimciklenmez. Değil mi? Evde çocuklarla ilgilenirken benim en çok işime yarayan yöntemlerden biri ödül ve ceza yöntemi. Bazı uzmanlar bunu tavsiye etmiyorlar ama tavsiye eden de çok fazla kişi dinledim. Yeter ki bence o konuda ölçülü olmak önemli. Bizim evde ödül ceza kullanılıyor. Hiçbir şekilde yüz göz olmuyoruz bu konuda. Hani her davranış için ödül, her davranış için ceza demiyorum. Belli çok zorda kaldığım zaman mutlaka bir ceza kozunu kullanıyorum. Ama cezalarımız bellidir. 3 cezamız var. Dondurma yememe cezası ya da çikolata yememe,
çizgi film izlememe ve parka gitmeme cezası. Eğer çok fazla beni kızdırırlarsa hafta sonu herhangi bir yere gezmeye gitmeme cezası olabiliyor. Aslında bunu cezadan çok mahrum bırakma da diyor bazı pedagoglar. Mahrum bırakma, yani bir davranışın karşılığında onu bir şeyden mahrum bırakma gibi düşünebilirsiniz. Böyle yapıyorum ben. Onlar da bunları çok sevdikleri için bu söylediğim şeyleri dikkat ediyorlar. Sürekli de ceza vermediğim için, sürekli de böyle hani bununla tehdit etmediğim için, yeri geldiğinde yaptığım için işe yarıyor. Mesela o an o davranışı bırakıyorlar ve benim sözümü dinliyorlar. Bayram atıyor. Kıyamam. Ben sonrasında yine onlara anlatıyorum. Yani biliyorlar. Onları ne kadar sevdiğimi gerçekten iyi biliyorlar. Anlatıyorum sürekli. Cezayı niye veriyorum? Ödülü niye veriyorum? Ödül ne oluyor? Ödül de örneğin onları alışveriş merkezine götürmek. Ya da işte ne ödül veriyorum size? O gün ekstradan parka götürmek. Ya da işte çok sevdikleri bir abur cuburu onlara almak. Onlar için ya da bir etiket kırtasiyeden sevdikleri bir şeyi almak. Evimizin tabii ki kuralları var. Belli kurallar var. Çocuklar bunlara elinden geldiği kadar dikkat ediyorlar. Artık oyuncaklarını topluyorlar. Benim için en güzel şeylerden biri bu. Okulun da buna çok katkısı oldu. Çünkü okulda öğretmenleriyle konuştum. Oyuncakları topluyorlarmış. Hani öğretmenler sürekli buna teşvik ediyor. Evde de ben bunu destekleyince oyuncak toplamanın onların sorumluluğunda olduğunu biliyorlar. Bir diğer görevleri diş fırçalamak. Lila'nın dişlerinde biliyorsunuz birazcık böyle çürüklenmeler oldu. Ama olabilir, bütün çocuklarda olabilir. İpek'te de vardı. Evet, İpek'in dişleri sallanıyor. Öndeki iki tane dişin miydi? Hangisi? Öndeki iki dişi sallanıyor ve yakında sanırım iki dişiye çıkacak. Biz de onları bekliyoruz. Lila'nın da dişlerinin çıkmasını bekliyoruz. Çok çikolata ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Elimden geldiği kadar fırçalatıyorum. Yapıyla da alakalı olduğunu söyledi dişçi. Bununla ilgili dişçiye gitmiştik. Lila'nın dişleri için bana hiç uygun olmayan bir şey önermişti. O zamanlar anlatmıştım. İşte uyutalım, şey yapalım, anestezi verelim. Aynen, anestezi verelim. Bütün çürüklerini çekelim. Onların yerine geçici yapma diş takalım gibi bir şey söylemişti. O hiç bana göre değil. Getirebilirsem, üniversitede çok iyi bir çocuk diş doktoru varmış. Ona bir gösterip artık son kararımızı vereceğiz ya da artık ne olacaksa. Ne diyor baba? Yanında konuşup da daha fazla da strese sokmak istemiyorum. Bir başka tavsiye edeceğim şey, yine çocuklar yanımda diye söylüyorum. Hani ben onlara da söylediğim için. Çocukların sıkılmasına izin vermemiz gerekiyor. Bunu birçok pedagogdan da dinledim. Onları boş kalsınlar, bırakın telefonla bakmasınlar, bırakın çizgi film izlemesinler. Siz bir şeyle ilgileniyorsanız onlar yanınızda boş kalsın. Boş kaldıkları süre boyunca ister istemez bir şey üretiyorlar. Çünkü aslında o kadar üreticiler ki, aslında beyinleri o kadar farklı çalışıyor ki, sıkılmak onlar için çok daha iyi bir çözüm oluyor. Onların içindeki şeyi ortaya çıkarmak için. Ben ona çok izin veriyorum, müsaade ediyorum. Yani sıkılın diyorum, yapacak bir şey yok. Şu anda ben müsait değilim, sizle ilgilenemeyeceğim, ben işlerimi yapıyorum. Sizde koca ev, oyuncak var. Ben sizi kısıtlamıyorum, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. O yüzden sıkılırsanız da bu sizin sorununuz diyorum. Ve onları kendi haline bırakıyorum. Sonra işte kağıt etkinlikleri yapmaya başlıyorlar, boyama yapmaya başlıyorlar. Bir şekilde bir şey üretiyorlar ve o vakitlerini geçiriyorlar. Ben de bu durumdan çok mutlu oluyorum. Uyku saatlerinden bahsedeyim biraz da. Sabah saat 8'de kalkıyorlar, 9'da okulda oluyorlar. Giydiriyorum, yemeklerini hazırlıyorum, götürüyorum, okula getiriyorum. Akşamları da 9'da uykuları geliyor. 9-9.30 arası yatıyorlar. Ben de işte genelde onlarla uyuyakalıyorum. Onu ağzına götürme. Bakmayın şu an sessiz duruyorlar ama onlardan rica ettim sessiz olmalarını. Çok fazla konuştukları için, ben de onlarla çok fazla diyalog halinde olduğum için Lila yapma kızım ses oluyor. O yüzden benim kafam ağrıyor ve ben dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Erken yatıyorum. Sabahtan çok dingin bir şekilde kalkıp daha verimli olarak hem videolar işlerimi yapıyorum hem okul ödevlerimi hallediyorum. Öylelikle bir düzenimiz var bu evde. İki kızım da devlet okuluna gidiyor burada. Küçük kızım Lila 3 yaş için açılan sınıfa gidiyor. Aynı devlet okulunun. İpek ablası da oradan 5 yaşına gidiyor. Aslında anaokulu. İpek seneye 1. sınıfa başlayacak. Burada benim gittiğim okula gidecek. Güzel bir okul. Evimize de o kadar yakın ki İpek'i sabahları okula yürüyerek bırakabileceğim. Dönüşünde de Lila'yı servise bırakacağım. Lila'yı okula muhtemelen servisle göndereceğim. Çünkü o şu anki okuluna devam edecek. Okul düzenimiz böyle. Videoyu bitirmeden önce bu öfke konusundan bahsedeceğim.
Ben de kızabiliyorum. Ben de sinirlenebiliyorum. Benim de işte her annenin tahammül edemediği şeyler farklıdır. Ben de onların kavga etmesine çok tahammül edemiyorum, açık söyleyeyim. Onlar zaten biliyorlar bunu. O konuyu çözmek istiyorum. Ben önce müdahale etmiyorum. Yani bir kavga, iki kavga sorun değil ama bazı günler akşama kadar birbirlerine sataşıyorlar. Çok rahatsız oluyorum ve o gün çok ciddi bir kızgınlık yaşıyorum. Yeri geliyor ben de bağırabiliyorum. Yeri geliyor ben de kızıyorum. Yeter diyorum. Benim yani çileden çıktığımda söyleyeyim şey, yeter diye evde böyle bir çığlık atıyorum. Orada zaten kızmama çok alışkın olmadıkları için yangın ben var. Kızıyorsam. Evet, bazen diyorum ki yangın var diye bağıracağım diyorum. İmdat diyorum. Çünkü yangın var. Buralarıma geliyor. Kızınca böyle oluyor. Onlara işte ayırım yani ortamı bir böyle otorite kurmaya çalışıyorum. Ama mutlaka akşam yatmadan önce onlara hangi davranışlarını kızdığımı anlatıyorum. Neden kızdığımı söylüyorum. Yine de onları çok sevdiğimi, özellikle bunları söylüyorum. Ben sizi seviyorum ama çok yoruluyorum. İşte siz niye böyle yapıyorsunuz demiyor muyum? Aynı bu cümleleri söylemiyor muyum kaç kere? Durum bundan ibaret. Benim çocuklarla ilgili söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa yorumlara yazarsanız elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışırım. Sizin de kendi yöntemleriniz, işe yarayan yöntemleriniz varsa benimle paylaşırsanız hem bana faydanız olmuş olur, hem yorumları okuyan bir sürü arkadaşımız yorumları okuyor. Tamam, teşekkür ederim. Yorumu okuyan diğer arkadaşlarımız da belki faydalanır. O sebeple yorumlarınızı rica edeceğim. Şimdi artık videoyu kapatıyorum. Annem bir video. Abam diye başlayıp da bak oynadım işte yapacak baş. Bay bay. Hepinize bay bay. Arkadaşlar hepinize. Hayır, kapatma kapatma, daha bitmedi. Videonun burada sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce İpek'in jimnastikte yaptığı hareketleri size göstermek istiyorum. Aslında o göstermek istiyor. Çünkü bayağı kendini bu konuda geliştirdi. Evde de bayağı çalışıyor. Gençlik Merkezi'nin jimnastik kursuna da gidiyor haftada 2 gün. Oradaki hareketleriyle videoyu kapatalım. Hepimizin çocuğu yapabilir bu hareketleri. Yeter ki imkanları değerlendirin. Yakınlarda kurs varsa mutlaka siz de gönderin. Gençlik merkezlerini çok beğeniyorum ben. İçerisinde bir sürü boyama kurslarından tutun da satranç kursları, müzik kursları çok fazla var burada. Sizin orada da eminim vardır. Bir gidip bir ziyaret edip en azından bir fikir alın gençlik merkezlerinde. 5 yaşından büyük çocuklar için çok güzel kurs çeşitleri bulabilirsiniz. Ben arada Lila'yı da götürüyorum. Ortamı öğrensin diye. Yapma! Ortamı öğrensin diye. Şimdi jimnastiği gösterelim. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hızlı bir kapanış oldu. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Kucak dolusu öpücükler ve kalpler. Sizi çok seviyorum.